İstiklal Marşı'nın büyük şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 79. yılı anma etkinlikleri kapsamında şair yazar Talha Bora Ögen'in katılımıyla düzenlenen Asım'ın neslinden Akif'e mektup konulu liseler arası mektup yarışmasının ödül törenine Malatyalılar büyük ilgi gösterdi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, edebiyat dünyamızda çok müstesna bir yere sahip olan Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç gibi büyük şahsiyetleri yeni nesline anlatmak ve aktarmanın önemli olduğuna vurgu yaptı. Evet, bugün Mehmet Akif'e Büyük Üstad'a mektup yarışmasının ödül törenindeyiz. Ama biz bu ödül törenini Talha Bora Öge, namı diğer Gölge kardeşimizle taçlandıralım istedik. İnşallah birazdan kendisi gelecek ve Malatya'mızı, bizleri o deruni sesiyle, o güzel sesiyle inşallah bambaşka dünyaya, güzel dünyaya, iyiliğe, ihsana, fazilete, erdeme, inşallah selamete götürecek duyguları yaşatacak. Ben Talha kardeşime bizi kırmayıp geldiği için tekrar teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi personellerinden Cebrail Kazan tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Farkında mısın? Birlik ve Beraberlik adına programında Malatyalı hayranları ile buluşan şair yazar Talha Bora Öge, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Hazreti Muhammed'in hadis-i şerifleriyle süslediği edebi yönü çok güçlü bir sunum gerçekleştirdi. Denen bir konuşmaya o millet salonu böyle dolduruyorsa o milletin sırtı yere gelmez. Asım'ın neslinden ona mektup, Allah ruhuna duyursun. O güzel düşünceleri, o çünkü bunu hayal etti. Düşünün ya, şimdi benim anlatacağım çok şey var burada. Biz bunu konuşacağız şimdi. Şöyle bir tereddütümüz var mı? Birazdan salonu birileri basacak. Ne konuşuyorsunuz? Böyle bir korku var mı? Bu millet bu korkuları yaşamış. Ama o dönemde dik duranlar bize bugünleri hazırladı. Akir görüp ırk ayırmak hakikatte yüz karası. Bin bir ismin birinden tut, senlik benlik nedir silat, tuttuğun yola doğru git, yoldan çıkıp da olma. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, sanatçı Talha Bora Öge'ye Yeksam öğrencilerinin el emeği göz nuru eserlerinden olan Elif Vav tablosu ile kayısı paketi hediye etti. İstiklal Marşı'nın büyük şairi Mehmet Akif Ersoy'u gelecek nesilleri anlatmak ve aktarmak adına düzenlenen Asım'ın neslinden Akif'e mektup konulu liseler arası mektup yarışmasında dereceye giren öğrenciler de belli oldu. Diğer öğrencilerden okuyorum. Şeyda Nur Nazik, Selim Temizler, Esra Işık, Ebru Sucu, Mehmet Ali Uzun Pınar'da bu kadar sonları da sahne almak istiyoruz. Kernek Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Beyaz Kocaman birinciliği elde ederken, 2. Konak Mesleki Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zeynep Mutlu, 3. ise Mahmut Çalık Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Büşra Boztepe oldu. Ödül töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken, büyük bir ilgiyle karşılaşan şair yazar Talha Bora Öge, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip kitaplarını imzaladı.